Ali, kerpeten Ali. Dayı. Bana ait bir şey var sende, unutmuşum. Sende mi hala? Bende dayı. Bir zahmet onu bana gönderiver kardeş. Gel de al kardeş. Ha, öyle mi? O kadar mühim değil canım. Vermek istemiyorsan sende kalsın kardeş. O kadar yani. O kadar kardeş. Gerisini seni görünce yüzüne söyleyeceğim, merak etme. O zaman hemen söyle dayı. Bekleme. Söyle yerini görüşelim. Yalnız gel ama. Benim de bir çift lafım var sana. İki çay buraya. Bir de şöyle. Arkadaşlar, dayı yalnız konuşacak. Dayı. Ha. Bu mudur senin yalnız gelmen? İnsanın dostu çok olunca yalnız kalması zordur kardeş. Asıl düşmanı çok olunca yalnız kalması zordur dayı. O zaman bırak elindekini, git buralardan. Biz de seni yalnız bırakalım kardeş. Onun için geldim ben de dayı. Seni artık biraz tanıyorum ya ben de. Sen beni az evirip çevirmedin. Sağlam adamsın ha. Sen benim gördüğüm en sağlam adamsın. Sağ ol yeğen. Üstüne bir de mezeli koy. Herif şeytan gibi. Siz ikiniz bir olacaksınız bana karşı. Üstüme bahse girmez herhalde kimse. Doğrudur kardeş. Bahar vardı. Hani akşam postu kurtarıyorduk. Yastığa kafayı vuruyorduk. Hayal ediyorduk be abi. O da yok. Tevfik vardı. Tevfik. O anlıyordu benim halden. Onunla da batırsak da sıcaktı. Yani güzel işte o da. Şimdi ne var kardeş? Şimdi bir bok yok. Ha. Ben bir başıma. Size karşı. Gülerler lan. Yani ben çok akıllı değilim de o kadar da aptal değilim. Siz ikiniz beni harcarsınız. Doğru mudur? Doğrudur. Yani delilik de güzel de. Ve bir noktada yani bir durmak gerek. Ne veriyorsanız alıp kaçmak gerek. Doğru mudur? Doğrudur. İşte ben de onun için geldim dayı. Onun için geldim. Bir yere kaçmıyorum. Tevfiyi de vermiyorum. Anlaşma da yapmıyorum. Neyiniz varsa koyun ortaya. Seni ilk gördüğüm gün
Ne dedin? Delikanlı yapacağını ulu orta yapana denir dedi. Odur o zaman dayı. Ölümüne. Ölümüne. Oh be. Dayı. Ezel. Anlaşma olmaz ya. Bu çocuk sonuna kadar gidecek işin. Yaşıyor mu Tevfik? Yaşıyor, dur. Ama bu işin sonu belli. Neredeler dayı, bulabilir misin? O kolay ya. Bekliyor bizi. Hazırlık yapmıştır. Adam toplamıştır. Dayı. Gerekirse tek başıma girer çıkarırım adamı. Saçmalama ya. Bu işin şakası yok. Öyle çatapata olmaz bu iş. Yarın sabaha kadar bekleyeceksin. Bak Ezel, duydun mu beni? Yarın sabaha kadar bekleyeceksin. Tamam mı? Tamam. Hadi be abi. İnemedin bir yokuşu. Yürüyünce. Nereye gidiyoruz çocuk be? Sen de açsınlar 4 tane delik de sen in bakayım. İniyor musun yoksa yuvarlanıyor musun? Bana açamazlar abi öyle delik milik. Ben koşmam ki bir başıma cengaver gibi. Sen koştun ama benim için. Kenan. Hani kovuyordun sen beni. Gelme peşimden diyordun. Şimdi beni koruyacağım diye kurşun yiyorsun. Kenan. Doğruyu söyle abi. Korktun mu bana bir şey olacak diye? Peki şimdi bu Hayrat'ta ne olacak? O beni öldürtmek istedi, beceremedi. Şimdi sıra bende. Nasıl sıra sende abi? Koskoca Hayrat'tı bu, nasıl halledeceksin ki? Önce kendi işimi alacağım elime ufak ufak. Sonra da Hayratlı'yı. Ufak ufak. Önce çevre yapacaksın. Derde olana yardım edeceksin. Sonra hem nam hem para. Sonra kendime çalışacağım diyorsun yani, bu mudur? Ya budur da nereye gidiyoruz çocuk? Geldik abi, geldik. İlk işin hayırlı olsun. Bu mu? Bu mu bana yardım edecek? Koskoca Ramiz Karaeski. Duymadın mı? O senin cahilliğin tabii. Ne yapalım? Bu adam var ya. Katil, katil. Hiç kimseden korkmaz. Alem korkar ondan. Bir işin düştü mü ona geleceksin. O seni herkesten korur. Abi ne oluyor? Al sen şunu nöbet tut kapıda. Sen de gel otur kardeş, korkma. Ben buradayken kimse zarar veremez sana. Herkesten, her şeyden korkar oldum. Burası bana dedemden miras. Öyle pek bir maddi değeri yok. Zaten yeterince param var benim. Ama hatırası var işte. Sorun? Bir adam geldi. Yan taraftaki yerleri almış. Burayı da istiyor. Adama bir ton para verdim vazgeçsin diye. Ama şimdi başıma bela oldu. Her gün gelip para istiyor. Kimdir bu arkadaş? Kimlerdendir? Dert o değil ki. Birinin korumasına mı girmiş ne? Asıl dert o adam.
Eli silahlıymış. Gözünü kırpmadan adam öldürüyormuş. Yani pis herifin tekiymiş. Herkesin ödü patlıyor. Kenan işte. Sana yardım edecek biri var. Hiçbir şeyden korkmaz dedi. Edecan mı? Bizde bir yardım isteyen geri çevrilmez. Bir de ecelini isteyen. İsim ver. Sağ olasın. Sıkma sen canını. Nasıl buldum ama? Ha? Bakma, kalantor bu. Temiz iş. Sen araştırdın mı bu işi? Evet. Belalısını korkutacaksın işte. Peki belalısının koruması varmış. Onu da araştırdın mı? Yok. E onu da korkutursun. Nah korkuturum. Kim o adam biliyor musun? Kara Celal. Celal. Hayrattin en yakın arkadaşı. Etmeyelim abi, kabul etmeyelim. Geç kaldın çocuk. Laf ağızdan bir kere çıkar. Al sana Kara Celal. Aldım bile çocuk. Sözüm adamda. Yardım edeceğim dedim bir kere. Abi nasıl kafa tutacağız biz bu adama? Hayrattı keser bizi. Zaten seni aradan çıkartmaya yer arıyor. Beni belki ama seninkini seviyor bak. En sevdiğim şarkı Sevemedim Karagöz'ün. Sevemedim Karagöz'ün ha? Selma çok güzel söyler o şarkıyı. Söylesin. Hadi bakalım yavrucuğum. Mırıldan bakalım Celal abine. Sevemedim Karagöz'lüm seni doyunca. Hep kıskandım seni elden yıllar boyunca. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Bravo, bravo. Gerçekten şahane bir ses. Lakin bu şahane sesi bir kısacık almam lazım. Selma Hanım, repertuarla ilgili böyle bir küçük bir sorun var da. Hürmetler. Hadi bakalım Celal'im. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? O adam Ramiz'i öldürüyordu. Sen hala gözüne gireceğim diye. Kenan bıraksana işini yapıyor ya. Ama bilmiyor abi. Sen biliyor musun o şarkı söyleyen adam kim? Biliyorum. Hayratlı'nın arkadaşı. Hayratlı'nın eski arkadaşı. Bak Selma, bir iş aldık biz. Hayratlı'dan kurtulmak için bundan sonra kendi işimizi yapacağız. Ama bu işi yapabilmemiz için senin o musiki severle Hayratlı'yı bir ayırmamız gerekiyor önce. Ha. O zaman fazla bağlanmayayım o adama. Selma. Ramiz. Kenan. Herkes yapması gerekeni yapıyor ya işte. Hayratlı seni kendine tehdit görüyor. Aradan çıkarmaya çalışıyor. Siz ona karşı koymak için güçlü arkadaşlarını yanından çekiyorsunuz. Celal'i ondan uzaklaştırıyorsunuz. Sen de Asyolis olacaksın diye Hayrat diye yanaşıyorsun. Bu mu? Hayır. Sizin yaptığınızı yapıyorum ben de. Anlasana. Kendime bir yol bulmaya çalışıyorum Kenan. İkiniz de çok iyisiniz. Ama şu da bir gerçek. Siz beni Asyolis yapamazsınız. Hayratlı yapar.
Uf! Kızma ona ya. Kötü bir niyeti yok onun. Daha iyi bir planı da yok ama. Senin var mı? Nerede buluşuyoruz? Buralarda bir yerde, yakında. Dayı, buluşma falan yok değil mi? Var var. Ama onların haberi yok. E seni aramadılar mı? Not bıraktılar dedin. Ne istiyorsam alırım senden. Sırada Ezel var. Bunu alınca sen ne yaptın? Adamlarıma izin verdim. Hepsini gönderdim. Niye? İstediğini alsın diye. Güçlü insanları yenmek için onların gücünü kullanacaksın. Arkadaki? Ezel Bey, geçen günde dediğim gibi, buyurun. Geçen gün ben yoktum kardeş. Siz buyurun. Ah ah ah, önünüze bir şeyler dökmüşsünüz, yeşil ufak bir şeyler. Kardeş onlardan değil. Kaçmayın! Bir bırak kendini. İyi sapladın böğrüne. Sağlam acıyordur. Bağır lan bağır. Yabancı yok. Ben getirmedim onu diye. Ben getirmedim. Onlar kendileri istediler. Senin için geldi. Direndiler. Niye söylemedin? Söylesem mi? Söylesen izin vermez. Ha. Niye dayı? Niye mi? Çünkü daha ilk gördüğümde anladım. Bu adam başka. Bu adam başka. Ali. Ali onu bıçakladı. Ha. Ali onun yenilmezliğini kırdı. Üstünlüğü bize geçirdi. Peki nasıl böyle ayakta duruyor? Bünyesi kuvvetli. Hem bana biz onu bağladık. Ezel! Ver emri! İndirelim şunları! Bu sefer çocuk haklı Ezel. Emir senin. Ver emri. Hadi oğlum! Bakma afrasına! Bir sıkımlık canı kaldı. Bir sıkayım. Ali zor ayakta duruyor. Canlı çıkamaz buradan. Ali zaten canlı çıkmak istemiyor ya. Ali senin için ölmek istiyor. Ezel! Önce almak istemiyor musun oğlum? İstiyorum. Ezel! Beni Kenan'a mı götürmek istiyorsun? Hızlı sür. Ezel! Thank you.
gibi.